Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracımız var, Volkswagen Polo. 2014 ya da 2015 modeli olması gerekiyor. Şu meşhur Juice motor arkadaşlar. Ve motor sökülüyor şu anda. Neden sökülüyor kısmına geçtiğim zaman yok daha neler diyecek bir sürü insan biliyorum. Arkadaşlar turbo kesmiş. Yağcıda bakım yapılmış. Daha önce yine böyle bir muhabbet olmuştu hatırlıyorsanız. Yağcıda bakım yapılıyor ve 3 hafta sonra turbo kesiyor. Siz olsanız aklınıza ne gelir ki? Bu motor kaprizli bir motor. Bu motor ustaların sevmediği, bu T530'luk gibi olan bir motor. Parçası pahalı olan bir motor. Böyle hep uzak durmaya çalıştığımız motorlardan biri. Fakat araç sahibi geldi. Abi senden başka kimseye arabamı götürmem. Sen yapacaksın dedi. Ne yapalım, mecbur kabul ettik. Aldık. Bu arada hiç motor sökmüyorsun diyen arkadaşlara bir iki mesajım olacak. Telefon çalıyor. Bakamayacağım şu anda. Hiç motor sökmüyorsun diyen arkadaşlara bir iki mesajım olacak. Buradan bu bizim dükkanı açtık açalı 4. motorumuz arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Evet, diğer dükkanlarda haftada 3-4 tane motor sökülürken biz çok daha az motor söküyoruz. Sebebi şu. Çoğunlukta il dışından gelen araçlarımız olduğu için ne yapıyor? Şahıslar bakıma geliyorlar. Genelde ağır bakıma geliyorlar. Ve bunun da devamında hani motor yapılacak adıyla gelen motorların çoğunda da farklı problemler çıkıyor ve motor sökmeden bir şekilde çözülüyor diyebilirim bunu gönül rahatlığıyla. Birkaç tane hatta takipçim olan müşterilerim var. Bu videonun altında bunu paylaşabilirler. Yok silindir kapağı sökülecekti, yok motordu, şuydu buydu deyip hani kurtardığımız çok motorlarda var işin açıkçası. Bu motor bakım sonrası, yağcıda yapılan bakım sonrası turbo kesmiş bir motor. Yağını kendisi almış götürmüş. Sanayiden bir yerden almış. Yağın çakma olma ihtimali de var. Bekle, kaldırma. Bekle. Şu dinamo klima kompresörünü kurtar. Yani böyle şeyler başımıza gelebiliyor ve birlikte bu motoru sökeceğiz ve sizlerle paylaşmak istediğim, yani ne kadar sıkıntılı bir motor olduğunu da anlatacağım size. Yani partikül filtresini bile üzerinde sökmek inanın bana neredeyse imkansız. Şimdi altında tabii ki işgüzarlar çok. Ya usta onun içinde motor mu sökülür, biz üstünde söküyoruz deyip bir partikül için 3 gün uğraşan arkadaşlarımız da mevcut. Yapacak bir şey yok. Onlara da buradan selam olsun. Hepsini seviyorum. Sıkıntı değil. Görüşmek üzere. Ben arkadaşlara yardımcı olayım. Motoru bir aşağı alalım. Bekle. Bu bakımda yapılan, yani takılan filtre. Ben ilk defa görüyorum. Asas diye bir firma. Belki iyi bir firmadır. En azından herhangi bir markanın çakması değil. Aynen. Dükkanda söktüğümüz ilk motor bu arada. Doğru söylüyor. Tamam mıyız? Şimdi geçelim. Şu kısma, bu turbo. Yani bu arabanın turbosu bu. Şu hortumu bir çıkarsana. Buradan baktığımız zaman bile pal görünmeyecek belki. Sıkıntılı bir yerde. Bu katalizatör kısmı ve arkası inanın bana muazzam bir şekilde dar. Allah kolaylık versin. Şu iki taneyi sök. Şunları. Biz partikül filtresi tıkalı zannettik. Fakat hiç kurum yok burada. Bu EGR soğutucusu. Onu da değiştirmek için yine aynı şekilde. Yani motor indirmeden biraz zor arkadaşlar. Şu vidayı şuradan sökemezsiniz. Ne bileyim. Şu yağ borusu. Bakın bir vidası orada, öbürü arkada. Bunlar önemli değil. Bunlar sökülür. Başka. Şu kelepçe de sökülebilir. Fakat turbo üzerinde sökmek bunun imkansız. İlla ki sökenler herhalde vardır. Motor kulağını boşa alıp ileri motoru itekleyip falan. Yani işkence olacaktır. Kendi kendinize işkence yapmanıza hiç gerek yok bence. Motoru aşağı alıyorsunuz. 1-2 saat sürüyor. Ve işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada zaten çapağı görüyoruz. Şu çapak. Görmüş olduğunuz. Işık ver. Bu arada normalde turbo kestiği zaman araçlar ne yapıyor? Amveleye kalkıyor, yağ veriyor falan. Bu ikinci motor benim gördüğüm Juice olarak.
Arkadaşlar ambele kalkmıyor da, yağı da vermiyor. Bunların da böyle bir durumu var. Buradan dahi göremiyoruz turboyu zaten. Neden? Çünkü mil yerinden çıkmadığı için araç sadece atmosfer bir araca dönüşüyor. Turbo vazifesini yapmıyor, atmosfer bir araca dönüşüyor. Şimdi dağıtalım ve bakalım turbonun durumu neymiş. İnşallah görünen bir şeyler çıkar ortaya ve sizlerle paylaşırız. Turboyu turbocuya vereceğiz. Bakacağız turbo onarımı oluyor mu, olmuyor mu? Olmazsa mecburen yeni turbo kullanacağız. Şimdi şu partikülü sökelim. Partikül filtresi. Şu katalizatör oluyor, bu partikül oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neden? Yani nasıl anladın usta kısmını da söyleyeyim. İlk sırada katalizatör oluyor. Fark basınç sensörü dediğimiz, fark basınç sensörünün boruları bu çıkışta, şu girişte tıkalı olduğunu, bu aradaki tıkalı olduğunu burayla buranın basıncını karşılaştırarak bize söylüyor. Ne kadar kurum yüklü olduğunu bize söylüyor. Biz o şekilde anlıyoruz. Onun için fark basınç sensörünün bağlı olduğu blok, ünite, bank artık ne dersek, partikül filtresi oluyor. Bu katalizatör oluyor. Sökelim bir dağıtalım bakalım. Turbomuzu söktük, çıkardık. Turbo şu anda tezgahta. Burada çapak farım yok mu ona bakıyoruz. Fakat bakmakta kalmayacağız. Intercooler'ımızı da söküp. Manifolda kadar. Buraya kadar çapak var mı yok mu kontrolünü sağlamanız gerekiyor. Yoksa en ufak bir çapak kalırsa aynı işlemi bize tekrar yaptırabilir arkadaşlar. Onun için işlem ufak bir işlem olmadığı için, sıkıntılı bir işlem olduğu için böyle bir riske giremeyiz. Şimdi şuradan parmağımı sokup pali tutuyorum. Fırat, şunu bir çevir. Çevirebiliyor musun söyle bana. Tırtıklı dönüyor. Dönüyor değil mi? Dönüyor. Ben şu anda arkadan tutuyorum bunu. Şurada. Tutuyorum. Yani kesmiş. Boşta. Bir açalım bakalım. Normalde açmadan gönderiyoruz turbocuya. Fakat bir açıp görelim. Yani neden mil çıkmamış? Neden yağ vermemiş? Neden ambalaya kalkmamış? Ki iyi bir şey. Keşke hiçbirisi ambalaya kalkmasa. Bunu da birlikte görelim. Getir oradan 10. Şunları bir sökelim. 3 tane, 3-4 tane vides var. Kaç? 3 tane. 3 tane etraf vidamız var. Bir sökelim bakalım pal ne durumda. Ondan sonra videoyu kapatalım. Otur sorsun önce. Aldım. Tamam. Onu al gel. On. Yani turbo için motor sökmek tabii ki benim de hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan dolayı ne diyorum her zaman? Bakımlarınıza dikkat edin. Arkadaşlar bu araçlar her önümüze gelen yerde bakım yapacağımız araçlar değil. İnanın değil. Yani bir Tofaş, bir Broadway, Renault 9, Renault 12 olmuş olsa tamam sıkıntı değil ama bu araçlar hassas ve yani yağ filtresini dahi gördünüz nasıl bir yağ filtresi olduğunu. Yani bu araçlara uyumlu değil, kalsın önemli değil. Bu araçlara evet üretiyor firmalar ama bilmiyorum yani her taktığınızda problem tabii ki olmuyor. Fakat 10 tane de bir tane problem olması bile yeterli oluyor. Ki bu tip ucuz olan firmalar da zaten hani filtreden dolayı atıyorum bir şey olduğu zaman karşınızda bir muhatap bulamayacaksınız. Fakat bizim kullanmış olduğumuz o ciddi firmalar mesela şu. Eğer ki filtreden dolayı motorunuzda bir şey olursa adamlar sonuna kadar arkasında duruyorlar. Westgate'i sökelim mi? Hadi sökelim. Turbocu bize kızmaz inşallah ya. Niye söktünüz diye. Ama yani sökmeden göndermemiz lazım. Fakat sizlerle paylaşmam gerekiyor onun durumunu. Ondan dolayı söküyorum. Gerekirse geri toplarız. Ama o turboyu bir görelim. Hani gözle biz de tabii ki kestiğini görmedik. Turbo olduğunu söyledik. Ve buna istinaden motor söktük. Doğru mu yapmışız? Göster. Aynen öyle. Doğru yapmışız. Mil çıkmamış yerine. Bakın şu boşluğu görüyor musunuz? Şu oluşan boşluk milin boşluğudur. Bu boşluğu neden yapıyor biliyor musunuz? Çünkü şu anda kesik.
Hani şu anda boş dönüyor öbür tarafı. Bir ayna gibi bir şey yok değil mi ya? Yani öbür tarafı elimle tutuyorum. Öbür taraf dönmüyor, bu taraf dönüyor. Şu anda boşta ve mil bu tarafa gelmiyor. Gelmediği için de şuradan içeriden mili göster. Şuraya tut bak, orada mil gözüküyor, gördün mü? Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Heh. Şurada. Azıcık şöyle yukarı kaldırırsan. Heh, şu şekilde tut. Tutuyorum. Tut öyle. Biraz şöyle aşağı. Heh. Şöyle ortala. Bir saniye. Ben buradan çeviriyorum fakat milde bir hareket yok. Egzoz tarafını çeviriyorum. Milde hareket var. Şu anda görmüş olduğunuz hareket. Biraz uzaklaştır. Kamerayı al. Çek 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 çek. Bakın sol elim içeride. Bunu çevirdikçe içeriden mil dönüyor. Yani mil kesmiş ama yerinden çıkmadığı için yağı da emme tarafına vermemiş ve araç bundan dolayı ambalaya kalkmıyor. İyi ki de kalkmıyor. Ambalaya kalksa daha büyük sıkıntılar olacak. Şimdi bunun burayı da bozmuş tabii ki. Turbocuğuna bakacak. Onarılır onarılmaz kendisi söyleyecek. Onarımını yapılıyorsa yapacak, verecek ve geri toplayacağız. Yani dikkat edilmeyen bakımın bir nevi hıncı olmuş oluyor bu. Sizler böyle yanlışlara kapılmayın bu şekilde arkadaşlar. Emin olmadığınız yerlerde bakımınızı yaptırmayın. Bu video buraya kadar. Toplama videosu da inşallah gelir. Vaktimiz olursa çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.